Evet, konuğumuz 24 TV Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel. Birlikte iç ve dış gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Afrika ziyareti 3 ayaklı Somali, Uganda ve Kenya. Kenya. Genel olarak bu ziyareti değerlendireceğiz ama Afrika Türk dış politikasının için ne ifade ediyor Melik Bey? Neden son dönemde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya özel bir önem atfettiğini düşünüyoruz? Aslında Sayın Erdoğan 2002'den bu yana hani sürekli Afrika'ya özel bir özen gösteriyor. Hatta ben de 2-3 tane Afrika ülkesi gezisine eşlik etmiştim başbakanlığı döneminde. İki açıdan bakmak gerekiyor. Bir tanesi işte yeni ekonomik alanlar. Yani işte Türkiye sadece 28 tane ülkeye mahkum değil. 28 ülke derken Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği. kastediyorum. Oraya mahkum değil. Başka alanlar da var. İşte Orta Doğu var, Balkanlar var, Afrika var. Sürekli oralarla da ilişkiler sıcak tutuluyor. Ama özellikle Afrika hep böyle daha önce gidenler yer altı yer üstü zenginliklerini sömürmüş, çekmiş gitmiş. Fakat hani iyi bir işbirliğiyle çok daha büyük ekonomik getirisi olabilecek ilişkiler ekonomik anlamda. Yani birlikte partner olarak iş yapabileceğiniz ülkeler bunlar. O yüzden mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 ülkede de ısrarla altını çizdiği bir şey var. Diyor ki bizim tarihimizde, geçmişimizde sömürgecilik yoktur Yok. diyor. Yani hani biz dostuz diye haykırıyor Afrika kıtasına. Ve orada hani potansiyeli yüksek. Mesela hani ciddi bir sulama olursa çok ciddi şeyler tarım Verim alanında işler alınabilir. yapılabilir. Madenler çok iyi işletilirse çok daha yüksek verim elde edilebilir. Çünkü daha önceki ülkeler gitmiş, orayı sömürmüş, ondan sonra yağmalamış, sonra da onların benliğini ortadan kaldırmış, çekmiş gitmiş. Düşünebiliyor Yani musun? Bir ülkenin resmi dili Afrika'da İngilizce olabilir mi? Ama mesela gittiğimizde baktı ülkenin resmi dili İngilizce. Kendi ana dili yani kullandıkları daha önce kabile dili. Mesela 1990 yılında ya da 95 yılında demişler ki ya bunu da kullanalım iki dili olsun. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar hani hafızasını sistem öyle bir tabii sömürüye dayalı koyulmuş hafıza kaybına uğratmışlar coğrafyayı. ki. Şimdi dünya yeniden uyanıyor ve birileri diyor ki o coğrafyaya siz kendi benliğinizle ayakta durabilirsiniz. Sizin kaynaklarınız size yeter. Yeter ki bu kaynakları doğru kullanmayı öğrenin. Maksimum kullanmayı öğrenin. Biz o anlamda sizinle işbirliği yapmaya hazırız. Bizim niyetimiz birlikte iş yapmak diyor. Ve bu anlamda hani Türkiye diyor ki ya ben bu 28 ülkeye mahkum değilim. Bakın Afrika'da da varım. Orta Doğu'da da varım. Balkanlar'da da varım. Bu şey anlamda da, hani dış politika argümanı anlamda da güçlü ve Önemli. sağlam bir argüman. O zaman aslında Türkiye'nin Afrika ülkelerine sömürüden ziyade eşitler arası bir ilişki modeli öngördüğünü Elbette, görüyoruz. elbette. Diyor ki karşılıklı ticaret yapalım, savunma sanayi ki Uganda ziyaretinde özellikle bu savunma sanayi gündeme gelmişti. Savunma sanayimizi beraber geliştirelim, ticaretimizi beraber yapalım. Peki şöyle eleştiriler var. Diyorlar ki Türk dış politikasını bu kadar parçalı hale getirmek aslında belirli alanlara yoğunlaşmamız gerekliliğini biraz daha hafifletiyor. Gücümüzü bölüyor. Katılır mısınız bu Ben değerlendirmeye? ona katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü 2002'ye kadar hep işte Avrupa Birliği eksenli gittiğinizde eşit ilişki biçimi bir muhtaçlık ilişkisine döndü. Yani Doğru. Avrupalı size bu ülkeye, Türkiye'ye, coğrafyamıza, vatanımıza, ülkemize şöyle bakmaya başladı. Siz bana muhtaçsınız. Yani medeniyet ise o bende var, benimle düzlüğe çıkarsın. Doğru. Ekonomi ise o bende var, benimle düzlüğe çıkarsın. Güçse o bende var, benimle düzlüğe çıkarsın. Demokrasi ise bende var, benimle düzlüğe çıkarsın. Kendi göbeğini kendin kesmen zor dedi. Şimdi bu ilişkiyi siz muhtaçlık ilişkisine dönüştürürseniz o zaman dış politikada siz de çeşitliye gidersiniz. Ve sizin açık mesajınız ben sana mahkum değilim kardeşim. Sonuçta sadece zeka Allah'ın Avrupalılara bahşettiği bir şey değil. O zekayı kullanma meselesi var. Yoksa hepimizde aynı gramajda zeka var, beyin var. O beyni kullanmayla ilgili bir sorun var. Onu eğitimle aşıyorsunuz, öğrenmişlikle aşıyorsunuz. Şimdi bu coğrafyada da artık
hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani dünya globalleşti ve küçücük bir cep telefonda siz dünyanın öbür ucunu görebiliyorsunuz. Bir şeyler değişiyor. O değişen durumu erken fark eden kazanır. Bence Türkiye doğru bir hamle yaptı. Yani dış politika bir çeşitliliğe gitti ve ben size muhtaç değilim sadece. Bakın başka ilişkilerde geliştirebilirim. Çok olumlu sonuçlar alırsınız, almazsınız, o tartışma konusu. Hı hı. Fakat sonuç itibariyle elim bağlı değil ve kendi güvenimi kendim kesiyorum mesajı dış politika anlamında önemli ve iyi bir mesajdır. Afrika kıtasında da gördük hani Sayın Erdoğan nasıl karşılandığını ve orada Sayın Erdoğan'la geçen ikili bir diyalog zaten her şeyi özetliyor. Yani önce işte beyazlar geldi buraya, işte onların İncil'i vardı, bizim uçsuz bucaksız topraklarımız vardı. Evet. Bize dediler ki dua edin, gözlerimizi kapattık, dua ettik. Gözümüzü bir açtık, bizim elimizde İncil ama bütün topraklarımız onların. Bizmiş. Şimdi doğru. Bu yeterince her şeyi özetliyor ve Afrikalı artık bunun farkında. Hı hı. Eşit ilişki kurmak istiyor. Evet. Kendiyle eşit ilişki kuranla varım diyor. Varım diyor. Aslında Afrika, Cumhurbaşkanı Afrika seyahati sırasında en çok gündeme taşınan manşetlerden bir tanesi Dünya 5'ten büyüktür oldu. Evet. Bu konuda Afrika kıtasının da ciddi bir rahatsızlık hissettiğini söyleyebilir miyim? Rahatsızlık ama çaresiz. Evet. Yani biliyorlar. Ben mesela 2006'da işte Güney Afrika, Somali ve Etiyopya 3 ülkeye gittik. Uzun da bir geziydi. Bir hafta 10 gün sürdü. Orada birebir sohbet ettiğinizde de genç kuşak özellikle korkularını yenmiş. Yani daha yaşça büyük olanlar o sömürgecinin etkilerini hala hissediyor. Yani işte beyaz adam. Beyaz adam algısı daha var. Akıllı. Beyaz adam daha zeki. Beyaz adam çok şey biliyor. Bakışı bu. Fakat genç kuşak sömürgecilik bunun farkında. Yani bu gelip topraklarının yer altı ve yer üstü zenginliklerini alıp gitmesini biliyor. Bilmiyorum. Ya da ayda 7-8 dolara çalışmanın bir insan hakları anlamında bir facia olduğu, dibine kadar bir emek sömürüsü olduğunu farkında. Genç kuşak farkında. Yani orada mesela Güney Afrika'da bir örnek verdiler. Dediler ki Mandela bu harekete başladığında mesela evde çalışan siyah köleleri örgütlemek istiyor. Bir evde siyah köle diyor ki bak diyor bu beyazlar geldi diyor topraklarımıza el koydu ve bizi köle gibi çalıştırıyorlar, sadece ekmek veriyorlar. Zaman kaybı olmasın diye de evlerinin bahçelerindeki çadırlarda yatırıyorlar. Sadece 5 saat uykuya. Geri kalan hep çalıştırıyorlar. Ve hata yaptığımızda da çok kötü davranıyorlar. Hı hı. O yüzden biz kendi toprağımızı koruyacağız ve diyeceğiz ya eşit ilişki ya buradan gideceksiniz diye. O siyah kölenin verdiği cevap, hayır efendim o kadar kötü biri değil. Sen yalan söylüyorsun çünkü ben hata yaptığımda beni kaplanlara atmadı. Böyle şimdi, bir tabii ya bu kadar algıdan bahsediyoruz. Bu kadar çaresine mahkum edilmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani her şey değişti ve o değişen her şeyi onlar da farkında. Gücü oranında söyleyebilir bunu. Hı-hı. Yoksa dünya beşten büyük türü bir Uganda devlet başkanı, bir Somali devlet başkanı çok rahat söyleyemeyebilir. Doğru. Çünkü gücünüzle ilişkili bir şeydir bu. Ama bu yarın öbür gün söylemeyeceğinin garantisi yok. Yani biri anne bak kral çıplak diye bağırdığı anda peşinden gidenler olur. Bu sosyoloji böyle bir şeydir. Doğru. O yüzden de hani Afrikalılar onun ne demek istediğini, Sayın Erdoğan'ın ne demek istediğini gördüğü için yani anti sömürgecilik, anti emperyalizm bunlara dair vurguları var o coğrafyada ve bu hararetle alkışlanıyor. Demek ki İçselleştirmiş onlar da. Bunun farkında ama bunu söze döküp bağırabilirler mi? O güçle ilişkili bir şeydir. Bir tepki var ama bu tepkinin dışa vurumu noktasında hala doğru yöntemi ve aslında dışa vurmak için gerekli güce sahip değiller. Yoksa bu tepkinin olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Başbakan temaslarına da bakalım. Geleneksel olarak görevi devraldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan. Başlarken de söyledim Türk dış politikasının iki vazgeçilmezi. Evet. Kıbrıs'ta müzakereler devam ediyor. Ona ilişkin mesajlar verdi. Bakü'de stratejik ortaklığa vurgu yaptı. Önümüzdeki dönemde de yine başat aktörler olmaya devam edecekler diyebilir miyiz? Hem Lefkoşa için hem de Bakü için. Yani o Türkiye'nin geleneksel anlamda biliyorsunuz her başbakan seçilen mutlaka önce gider. Kıbrıs'a sonra Azerbaycan'a gider. Kuzey Kıbrıs Türkiye Türk Cumhuriyeti'ni henüz dünya tanımıyor. Evet. O anlamda hani bir gücü olabilmesi için
bu sorunu aşmaları gerekiyor. Kıbrıs sorunu aşılması gerekiyor bir şekilde. Onların dezavantajlı durumunu ancak bizim üzerimizden, Türkiye üzerinden bir avantaja çevrilebilir. Ve hani burada bunu yaparken de Türkiye doğru ve reel bir politika izlemek zorunda. Orada da bu ilişkilerin, bu görüşmelerin Kıbrıs Rum kesimiyle doğru zeminde yürüyebilmesi için bence yeni bir fırsat var. Yani işte Atina yönetiminde Tsipras daha farklı bakıyor meseleye. O bir avantaj. İkincisi Avrupa'nın yaşadığı böyle gelgitler Kıbrıs Rum kesimi de ekonomik anlamda çok parlak değil. Evet. Yunanistan durumundan da kaynaklanan bir şey var. O yüzden hani bu sorunu aşılmasında bu tetikleyici bir neden olabilir. Yani şartlar avantajlı. O avantaj şartlarda sonuç almak en önemli şey. O yüzden de bu gezi o anlamda önemliydi. Azerbaycan ise zaten hani bu Özal'dan beri hep tekrarlanan bir şeydir. İki devlet, tek millet. Sayın Aliyev de bunu söyledi. Ama Azerbaycan'da tabii bir yandan hani Türkiye ilişkini geliştirirken Rusya'yla da ilişkini koparmak istemiyor. Böyle bir gerçeğimiz de var. Yani bunu da koparamıyor da aynı zamanda yani, demek ki. Çünkü reel olarak da eski Sovyet Cumhuriyeti hepsi. Yani ama hani Rusya'nın bu durumuna rağmen Türkiye ile de ilişkilerini sürdürüyor. Ve çok bunu doğru. da dünyaya ilan ediyor. Evet. Çünkü sonuç itibariyle tek milletim diyor. Yani iki devlet, tek millet zaten her şeyi özetliyor. Bütün durumu izah ediyor. O anlamda hani Azerbaycan'la da ilişkileri anlamında bu ziyaret önemli. Zaten dediğim gibi artık şey bu bir geleneksel hal aldı. Asıl burada bu manada yani bundan sonra Orta Doğu'ya dair bir dış politika anlamında bir makas değişikliği olacak mı? Evet. Bu önemli. Suriye'de pozisyon ne olacak? Amerika'ya çok açık bir davetimiz var. Gel şu şeye Cerablus'la birlikte girelim. Yani o teklif askıda duruyor. Amerika ne diyecek? Yani Türkiye'nin Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Afrika, Balkanlara dair aslında şeyi fotoğrafı net. Orada bir fluluk yok. Asıl mesele Orta Doğu ve Avrupa Birliği'ne dair yeni durum ne olacak? Şimdi Avrupa Birliği'ne dair yeni durumu etkileme potansiyeli olan bir gelişme yaşadık geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta pazartesi sizle de konuşmuştuk. Henüz oylama öncesinde 1915 olaylarına ilişkin Almanya'nın kararı oylaması ve beklenen oldu. Evet, 1915 olayları soykırımdır dedi Almanya. Tepki de sert oldu. Müsaadenizle öncelikle tepkiyi izleyelim. Sonrasında konuyu değerlendirelim. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın 1915 kararına bir kez daha tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Batı başkentlerinde şahit olduğunuz ihtişamın perdesini şöyle bir kaldırdığınızda altında milyonlarca Afrikalının dramı, gözyaşı olduğunu görürsünüz dedi. İzleyelim. İstanbul'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan Recep Tayyip Erdoğan, Batı başkentlerinin ihtişamının altında Afrikalıların dram ve gözyaşının olduğunu söyledi. Bugün Batı başkentlerinde şahit olduğunuz ihtişamın perdesini şöyle bir kaldırdığınızda altında milyonlarca Afrikalının dramı, gözyaşı olduğunu görürsünüz. Berlin'in, Paris'in, Brüksel'in şık kaldırımlarının altında Afrikalıların canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Erdoğan, Almanya'nın önce kendi tarihinin hesabını vereceğini kaydetti. Ey Almanya! Bak yine söylüyorum. Önce Holokost'un hesabını vereceksin. Bu bir. Namibya'da 100.000'i aşkın Namibyalıyı nasıl yok ettiniz, nasıl öldürdünüz onun da hesabını vereceksin. Siz Türkiye veya Türklere parlamentosunda kalkıp da sözde Ermeni soykırımı oylaması yapacak varsa belki de en son ülkesiniz. Kaldı ki bizim tarihimizde bu noktada zaten bir derdimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Bizim tarihimiz katliamlar tarihi değildir. Bizim tarihimiz merhamet tarihidir, şefkat tarihidir. Aramızdaki fark budur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'nın Afrika, Asya ve Balkanlarda katleden, sömüren, ezen, yok eden değil, yaşatan, imar ve ihya eden, adaletle hükmeden olarak anıldığını sözlerine ekledi. Törende Eğitim Bilimleri Fakültesini birincilikle bitiren Somalili öğrenci diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Erdoğan, Somalili öğrencinin heyecanına ortak oldu. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim tarihimiz katliamlar tarihi değildir dedi. Bu noktadan hareketle soralım. Melek Bey, insanın gerçekten deyim yerindeyse gücüne gidiyor. Çünkü Osmanlı tarihine bakıyorsunuz, Balkanlara bakıyorsunuz, Kafkasya'ya, Orta Doğu'ya bakıyorsunuz. Hiçbir yerde yok etmemiş. Aksine onu bir zenginlik saymış. Belki de o günlerde o asimilasyon politikalarını uygulamış olsaydı bugün hala o topraklar üzerinde Osmanlı izlerine rastlamak mümkün olabilirdi şeklinde değerlendirmeler de var. Evet, bizim tarihimiz katliamlar tarihi değil ama görüyorsunuz hala dış politikamızda şak diye Almanya parlamentosu soykırımdır diyebiliyor. Bu sürecin önüne geçebilecek bir yöntem var mı? Vallahi yani bu çok ağır bir itham. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, benim büyük dedem soykırımcı falan değil. Yani kimse benim büyük dedemi suçlayamaz. Çünkü bizde gaz odaları yok. Ya fırınlar yok. İnsanları yaktığımız fırınlar. Toplama kampları yok. Soykırım çok ağır bir kavram. Yani jenosit dediğimiz şey sistematik bir ırkı yok etmeye yönelik argüman geliştirmektir. Sistematik olarak yani çoluk çocuk kadın demeden o ırkla meselen var ve sistematik bir şekilde onu yok ediyorsun. Bu anlamda çok ağır bir kavram ve hani dünyada da örneklerini biliyoruz. Bu uluslararası literatürde de geçmiş. Kaç tane soykırım olduğunu hepimiz biliyoruz. En yakın dönemde Boşnaklara yapılanlar soykırım kabul edildi. Srebrenica'da. O da zaten dünyanın gözü önünde ne olduğunu gördük. Toplu mezarlar, işte şeyler, katliamlar. Şimdi bu, o yüzden de ben bunu kabul etmiyorum kendi adıma. Bunu buradan ilan ediyorum. Hiç kimse de bu haftayı benim büyük dedeme yapıştıramaz. Geçiniz onu. Burada politik bir manevra var. Tamamen siyaseten verilmiş bir karar. Yoksa parlamentonun tümüyle tarihsel anlamda yargıya dayanabilecek, tarihsel anlamda çok ciddi bir analiz gerektiren bir şeyi, hadi ben bir tasarı hazırladım, altını imzaladım, buyurun siz de evet deyin, bu geçsin. Metne bakıyorsunuz, sen hangi rapora, hangi tarihsel veriye dayanarak bunu söylüyorsun, o yok. Üstelik Melih Bey, yani soykırımın bir uluslararası hukuk terimi olduğu ve ancak bir uluslararası mahkeme tarafından verilebilecek bir karar olduğunu Almanya parlamentosu zannederim bir haber. Ya elbette, yani orada buna dair şeyden, işte AİHM'den, Helsinki Yurttaşlar Komitesi'nden, mesela buna dair bir alınmış bir karar ya da bir atıf yok. O yüzden söylüyorum. Ya da dersiniz ki kardeşim ben geldim, İşte Erivan'daki o belgeleri araştırdım. Ankara'daki belgeleri araştırdım. Bir kısmı da biliyorsunuz Fransa'da, kütüphanede. Gittim orada çalıştım. Bir alt komisyon kurdum ya, çok basit. Yani ben Alman parlamentosunda bir tane alt komisyon kurdum. Bu soykırma araştırmayla ilgili bir komisyon kurdum dersin. Tamam mı? Benim bu alt komisyonum 3 ay, 5 ay, 6 ay neyse, ama asgari 3 ay. Ki 3 ayda olmaz da, hadi 3 ayı kabul ediyorum yani 3 ayda. Çalıştı, bir takım raporlar hazırladı. Biz bunu genel kurulda tartıştık ve kanaat getirdik. Böyle bir şey var mı? Hayır. 6 tane vekil bir tane tasarı hazırlıyor. Kapı kapı geziyor. Bunu kabul edin diyor. 251 tane milletvekili oylamaya katılıyor. Evet diyor, hadi geçmiş olsun. Bu mudur? Gördüğümüz kadarıyla çok bu. Çok gayri ciddi ya. Çok gayri ciddi. Yani benim bunu tanımama imkan yok. Ben bırakın hani hükümet, devlet başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Binali Yıldırım bunu tanımıyoruz dedi. Hükümet sözcüsü Sayın Numan Kurtulmuş birkaç kere bunu söyledi. Vallahi kişisel olarak vatandaş Melik Yiğiter olarak da tanımıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Benim büyük dedem kimseyi katletmedi. Tanımıyorum yani. Evet. Bu vesileyle evet, Almanya'da olan, gördüğümüz kadarıyla parlamentoda olan son derece kurmaca bir karar. Fakat bu vesileyle biz kendimize dönüp şunu sormayalım mı? Mesela
Türkiye Avrupa'daki diasporasını yeterince örgütleyebiliyor mu? Neden bu kadar fazla sayıda Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı varken bu kararın alınmasının önüne geçemedik? Biz diaspora faaliyetlerimizi sorgulayalım mı kendimize? Ya bizim aslında orada birçok hatamız var. Yani mesela bu 1915 olaylarıyla ilgili biz çok geçmişe çok cesur yaklaşamadık bu işe. Yani restse rest. Tamam, yani restse rest. Gel bunu sonuna kadar araştıralım Hodri Meydan diye elimizi masaya vurma tarihimiz yenidir. 10 yıllık bir süreçtir. 90 yılı biz hep böyle zaman zaman çekinmişiz, konuşmaktan, tartışmaktan kaçınmışız. Şimdi mesela onun yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı mesaj yayınlıyor. Bir takım fenalıklar, bir takım kötü şeyler yaşandı, istenmeyen işler. Bu size olan, kendinize olan özgüveninizdir. Evet, 1915'te bazı istenmeyen olaylar yaşandı ama kardeşim bu soykırım değil. Üstelik karşılıklı. Ya bunu diyemezsin. Aynen öyle. Bir hani mübadeleyle çıkmış bir şeyle karşılıklı bir savaş şartları öyle savaş değil mi? Savaş şartları ve hani siz bazılarına zorunu göçe tabi tutmuşsunuz. O şartlardan kaynaklanan bir takım istenmeyen olaylar yaşanmış. Yani bunu çok cesur bir şekilde söylemek mümkündü. Bunu erteledik. Birinci hatamız buydu. İkinci hatamız lobi dediğimiz şeyi biz bir türlü hala eksiğimiz var. Yani onu bir öğrenmemiz gerekiyor. Ya ben mesela Avrupa'ya gittiğimde Gökşen Hanım hakikaten çok bariz bir şekilde görüyorum bunu. Yani lobi faaliyeti anlamında ne kadar eksik kaldığımızı. Avusturya'da Viyana'nın göbeğinde işte bir takım işte PKK ile ilişkili örgütlerin imza kampanyalarını da gördüm. İşte kapı kapı gezip bunu anlatmasını da gördüm. En son Belçika Brüksel'e gittim. Bir çikolatacıya girdik. Adam bize döndü dedi ki şey, sizin ülkenizde Kürtlerle bir savaş mı yaşanıyor? Şimdi eksik anlatıyoruz demek ki. Anlatamıyoruz. Bu algı niye böyle? Demek ki anlatamıyorsun. Eksik kalıyorsun. Yani bu lobi meselesi bir önce aşılmalı bir. İkincisi yurt dışındaki büyükelçiler protokol gereklerinin dışında biraz daha bu işlere kafa yormak çok zorunda. Doğru. Yani alana inen büyükelçiler öyle değil mi? Bizim ya alana inecek, özlemimiz. Gidecek. Ya gerekirse üniversite gelecek, konferans verecek. Buna dair bir birim kuracak. Gidecek bütün STK'ları gezecek. Yani bu Alman parlamentosunda bu iş tartışılalı. 6-7 aydır tartışılıyor. Biz son bir ayına vakfız. İşte burada, eksiklik değil mi? Melik Bey, sizin de bıraktığınız noktadan biz galiba bu lobicilik işini sadece böyle parlamentolulara 1915 olaylarına ilişkin bir tasarı geldiği zaman bayraklarla gösteri yapmak şeklinde algılıyoruz. Oysa ki bunun altyapısını çok daha... Ön almadır. Yani mesela dünyada eskiden mesela bizdeki istihbarat algısı şöyleydi Gökşen Hanım. Milli İstihbarat Teşkilatı eskiden şu işe yarardı. İşte Melik Yiğiter bir takım böyle radikal eğilimleri var. Devlette mesele yaşayabilir soru işareti. İşte Gökşen Hanım işte şeydir çok riskleri yoktur ama takipte fayda var falan. MİT böyle saçma sapan işlerle meşgul oluyordu. Sonra dedi ki ya kardeşim bu istihbarat dediğim şey bu değil. İstihbarat dediğim şey ön almadır. Yani o iş vuku bulmadan ona dair bilgileri derleyip toparlamaktır. Sahada sosyolojik okuma. Yönlendirmektir. Şimdi bu dış politika meselesini de biz artık bir yeni yazılım gerekiyor. Yani yeni bir konsept. Ön alma. Yani bu iş olup bittikten sonra vah vah diye bağırmak değildir. Bunun olmasını engellemek. Bu da güçlü lobicilikten geçer. Bu kendi anlatmaktan geçer. Oradaki faaliyetlerinizle ilişkili bir şeydir. Ne kadar becerirsiniz o ayrı bir şey. Ama deneyin ya. Yani sonuç alınmayabilir. Ön yargı var çünkü size karşı. Sizi bir kere oryantal bir bakış açısı var. Yani işte Türkiye Orta Doğu'da bir ülke. Müslüman, az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülke. Avrupa'nın demokrasi gelişmiş kültürüne adaptasyonda zorlukları var gibi bir yargı var. Yani yurt dışındaki makalelere baktığınızda çok basit hemen görürsünüz onu. Şimdi o yargıyı kırmak kolay değil. Ama bir çabalayın ya. Üstelik potansiyelimiz de var bu anlamda. Elbette yani bir çabalayalım. Çaba göstermeden olmaz ki. Şimdi Melik Bey son olarak size özellikle kesiyorum çünkü bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Almanya'daki oylamaya katılan Türk asıllı milletvekillerinin durumunu da sormak istiyorum. Belki de Türk kamuoyunu en çok yaralayan Türk asıllı milletvekillerinin bu tasarıya evet oyu kullanması oldu.
Ne dersiniz? Bunu sadece bir politika olarak değerlendirenler var. Cumhurbaşkanı'nın çok sert tepkisi var. Kanlarını laboratuvara göndermek lazım şeklinde. Nasıl bir yaklaşım sergilemesi lazım Türkiye'nin, Türk halkının, bu milletvekillerine? Valla ben orada tarihçi İlber Ortaylı nefis bir açıklama yaptı dün. Bu tümüyle yamanma çabasıdır. Yani yaranma çabasıdır. Orada tutumlarının başka bir yolunu bulamadıkları için Almanya'dan daha çok Almancı kesilmek. İşte eğer Türkiye'ye biri hakaret ediyorsa siz daha bir pik yukarı çıkarsınız. Yaranma şeyidir bu, hamlesidir. Tümüyle yaranma, yani göze girme. Çünkü siz kendi kimliğinizle, yani kendi Türk kimliğinizle, İslami kimliğinizle aşmak yerine kolay bir yolu buluyorsunuz ve o kolay yolda da böyle bir şey yapıyorsunuz. Bunu başka bir izah olamaz. Burada tabii Türk olması bir şey değiştirmiyor, hı hı. Gökşen Hanım. Yani neyi değiştirir ki bu? Yani sonuç itibariyle sen Türkiye'ye böyle bakıyorsan, yani senin Türk olman ne işe yarıyor ki? Çok, yani bunun üzerinde niye duralım ki? Yani genetik kodların o olabilir ama yani senin kafa başka. Başka bir kafadasın. Bu yüzden söylüyoruz hep. Ya bu iş yüzden, aslında zihin ve kalple alakalı yani bir şey. Elbette yani bu ama o yüzden İlber Ortaylı'nın bu yaranma çabasıdır cümlesi bence her şeyi özetliyor. Bu Almanların gözüne girmek için yaranma çabasıdır demişti. Bence de öyle. İkincisi de şu, bu Almanya'da yetişen hani üçüncü kuşak. Türkiye ile bağları çok zayıflıyor. Bir de bu bunu da gösteriyor bize. Evet, önemli. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, yani bağları zayıflıyor. Bu, hı-hı, onun çok açık bir göstergesi. Bunun için ne yapılır bilmiyorum ama kendi büyük dedesine, evet ya benim büyük dedem katliamcıdır, katildir. Üstelik soykırım armasıyla konuşmaya çıkmış olması gibi. Katildir dedi. Yani kendi, hı-hı, büyük dedesine katil dedi adam. Bunlar, yani büyük dedem katildir, soykırımcıdır, sizleri öldürdü bilmem ne. Ben özür diliyorum sizden. Hadi beni alkışlayın. İki dönem daha parlamenterliğe eş başkanlığı garantiye aldım. Bravo, alkışlar. Yani bu kadar basit. Hiç bunun üzerinde ben çok fazla uzun durup kendimizi üzmenin gereği olduğunu düşünmüyorum. Türk olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Yani sonuçta icraatına bakarsın. Ne, hı-hı, olacak ki yani? Doğru söylüyorsunuz. Biz başka bir programımızda da aslında parlamentolarda bu işin görüşülmesinin önüne nasıl geçeriz? Bu süreci nasıl yaptırımlarla engelleyebiliriz? Bunu konuşalım. Almanya üzerinden çıkarak çok teşekkür ediyoruz. Beni buyurun. En çok düşündüren, yani, hı-hı, izninizle ben hani bir cümle. Buyurun. Bu ders kitaplarına girmesi beni asıl o yaralar. Yoksa Avrupa Parlamentosu'na kabul edilmesi, yani kağıt üzerinde edilmiştir. Tanımıyorum. Söyle yani bana ne. Evet. O çok bir anlamı yok. Ama bütün yeni nesiller bunu da bilecek. Ama ders kitaplarına girmesi ciddi bir mesele. Buna dair bir ön alma, bunu engellemeye dair bir artık bir çaba sarf etmek, mesai harcamak, hı-hı, lazım. Ders kitaplarına girmesi demek çok başka bir şey demek. Yani yeni kuşaklar size karşı nefretle büyüyor demektir. Evet. Onu engellemenin bir yolunu bulmak lazım. Nasıl bilmiyorum ama şu anda yapılabilecek en doğru şey o ders kitaplarına girmesini engelleyecek bir argüman geliştirmek. Hem siyaseten, hem ekonomik olarak, hem lobicilik faaliyetleri kapsamında mutlaka topyekun bir çözüme ihtiyacımız olduğu, evet, kesin. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, biz aynen sürenin sonuna geldik. Yarın gündemin öne çıkan başlığıyla tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.